Reel'in Amerika bürosu bildirir, Amerika ekonomisinde ilerlemeye dair birçok adım atılmış olsa da Amerika'nın April ayı istihdam rakamları beklentilerin altında kaldı. İşte Emek Nazirliği'nin bugün açıkladığı April ayı istihdam raporuna göre bu rakamlara baktığımızda tarım dışı sektörlerdeki istihdam April ayında yalnızca 266 bin arttı. Mart ayında ise bu artış 770 bindi. Öte yandan ekonomi uzmanlarının April ayı tahmini ise 978 bin yeni iş sahasının açılacağı yolundaydı diyebiliriz. Bu da hayal kırıklığına uğrattı. İşte raporun yayınlanmasının ardından Başkan Joe Biden A evinde kameralar karşısına geçti. Biden bugün çıkan bazı yorumlarda negatif bir durumun yansıtıldığını söyledi. Ancak Amerikan ekonomisinin doğru yönde ilerlediği yönünde de çok sayıda göstergenin bulunduğunu ifade etti Biden. Ayrıca yönetiminin ilk 3 ayında daha önce hiçbir Amerika başkanının döneminde olmadığı kadar fazla istihdamı sağlandığını belirtti. Bununla birlikte Biden 4 ay önce görevine başladığında yanlış yönetilmiş derin bir ekonomik krizi devraldığına vurgu yaptı ve 22 milyon istihdam kaybına neden olan bu ekonomik çöküşten hala çıkmaya çalıştıklarını da ifade etti. Dolayısıyla önerdikleri planların işe yarayacağını, yani aslında Amerika'da April ayında istihdam artışının beklenenin bu kadar altında kaldığını gösteren bu raporun kurtarma planına neden bu kadar çok ihtiyaçları olduğunun da gösterdiğine dikkat çekti Biden. Bu yüzden de yönetiminin ekonomi konusunda attığı adımların ne kadar büyük önem taşıdığını göstermiş olduğuna vurgu yaptı da diyebiliriz. Ayrıca Biden ekonomiyi tekrar harekete geçirmek için çaba gerektiğini, hali hazırda da bu çabaların etkisini göstermeye başladığını da belirtti yaptığı açıklamada. Ve önümüzde daha yapacak çok işimiz var dedi. Bizi bekleyen çok zor ve çetin bir yol var. Ekonomiyi hep beraber inşa edelim diye konuştu Başkan Joe Biden. Biden'ın April ayı istihdam raporu rakamları sonrasında A evinde yaptığı açıklamaları aktardık. Özlem Şen Yaşar, Real TV, Washington.